Açılışının 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Ordu Giresun Havalimanı'nda incelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, karayoluyla Ordu'ya geçmeden önce Çarşamba Havalimanı'na geldi. Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye bu projeleriyle birlikte hem itibarını artırıyor hem ekonomik büyümesinin altyapısını hızlandırmış oluyor dedi. Gerçekten hava yolu taşımacılığında geldiği seviye fevkalade önemli. Dünyada çok farklı yerlere uçan en önemli hava yolu Türk Hava Yolları. Ayrıca Türkiye'nin içerisinde de hemen hemen ulaşılmayan bir yer kalmadı. Iğdır'dan Batman'a kadar. İşte şimdi Yüksekova Havaalanı yapılıyor. İnşallah ayın 22'sinde, 22 Mayıs'ta Ordu Giresun Havaalanı'nın açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla birlikte yapacağız. Bunlar Türkiye için fevkalade güzel şeyler. Geç kalmış aslında işler. Keşke bunları Türkiye 20 sene evvel, 30 sene evvel yapabilseydi. Ama bugün geldiğimiz seviye itibariyle çok önemlidir. Hem Türkiye gibi yüz ölçümü geniş olan, büyük olan bir memlekette böylesine önemli bir şekilde hava yolu taşımacılığın, iç hava yolu taşımacılığın artmış olması hem de İstanbul'un bütün dünya için bütün önemli bir destinasyon haline getirilmiş olması. Asya, Avrupa, Afrika uçuşlarında İstanbul'un büyük bir destinasyon haline gelmiş olması, önemli bir merkez haline gelmiş olması Türkiye için çok sevindiricidir.